Merhaba, efidancım.com'dan Latif ben. Bu videomuzda tüplü armut fidanı nasıl dikilir? Onu aktarmaya çalışacağız. Tüplü armut fidanı dikmek için öncelikle sizin bir çukura ihtiyacınız var. Peki çukurunuzun derinliği veya genişliği kaç santim olması gerekiyor? 40 santim derinliğinde veya 40 santim genişliğinde bir çukur sizin ihtiyacını görür. Bu 40 santimlik derinlik 50 santim de olabilir. 40 santimlik genişlik 50 santim de olabilir, 60 santim de olabilir. 1 metreye kadar da çıkarabilirsiniz genişliği. Ama derinlik 40 ve 50 santimlik bir derinlik sizin işinizi çok rahat görür. Yani en boy yükseklik olarak tabii. Ortalama 40-50 santim. 40-50 santimlik, 40 santim derinliğinde, 40-50 santim genişliğinde bir çukur sizin ihtiyacınızı çok rahat görür. Şimdi önümüzdeki gördüğünüz gibi tüplü armut fidanı. Peki nasıl yapacağız? Şimdi armut fidanınızı çukur açtıktan sonra armut fidanınızı dikmek çok basit. Şöyle ki, bizim aşı noktamız var burada gördüğünüz gibi. Dikim esnasında dikkat edilmesi gereken en büyük nokta aşı noktasının, şurası aşı noktasının kesinlikle toprak üzerinde kalması gerekiyor. Şu aşı noktasının altında kalan kısım, anaç dediğimiz kısım, aşı anaca yapılır. Aşı yapılmak suretiyle anacın çeşidi değiştiriliyor. Gördüğünüz gibi şu an önümüzdeki çeşitte aşı yapılmış. Çeşidimiz aşı yapıldıktan sonra da Japon armudu olmuş. Kosuyu çeşidi olmuş. Şimdi 40 santim derinliğinde bir çukur açtıktan sonra fidanımızı saksımızdan şu şekilde yavaşça çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra hiç toprağını dağıtmadan fidan çukuruna oturtuyoruz. Oturttuktan sonra fidanımızı sabitliyoruz ve etraftaki fidan çukurundan çıkan topraklara değil de etrafta gün görmüş toprak koysak çok daha iyi olur. Etraftaki topraklarla, gün görmüş topraklarla, güneş görmüş topraklarla fidan çukurumuzu kapatmaya başlıyoruz. Yarısına kadar kapattıktan sonra isterseniz sulayabilirsiniz. İsterseniz tamamını, çukurun tamamını kapattıktan sonra sulayabilirsiniz. O hiç fark etmez. Fidan çukurunu kapattıktan sonra güzelce etrafında işte 50 santim yarı çapında bir yalak yapabilirsiniz. Yalak yaptıktan sonra fidanınızın etrafını toprağın iyice sıkışması açısından ve köklerin hava almaması açısından bastıracaksınız. Bastırdıktan sonra da mümkünse bir kamış veya fidan çıtası sokarsınız hemen fidanınızın yan tarafına ve bunu fidanınıza bağlarsınız. Bunu ne yapıyoruz? Rüzgarlardan ve şeylerden yanından geçen şeylerden fidanımızın kökünün oynamaması için, etkilenmemesi için yapıyoruz. Her türlü işlemi yaptıktan sonra yanımıza su dolması gerekiyor. En azından 20-25 litrelik can suyu verilmesi gerekiyor. Hortumla da sulayabilirsiniz veya başka bir aparatla da sulayabilirsiniz. Sularken dikkat edilmesi gereken en büyük husus fidanımızın, fidan çukurumuzun, fidan yalağımızın etrafında çok aşırı tazyikli sulamayın ve delikler, çukurlar oluşturmayın. Yavaş yavaş suyun aksın. Tüp darbutlarının dikimi hakkında verebileceğimiz bilgiler şu an için bunlardır. Daha detaylı bilgi için efidancım.com'daki iletişim bilgilerinden bizlerle kontak kurabilirsiniz.